Devam ediyoruz. Sunumun kaldığımız yerinden. Erison tanımlamasında kalmıştık. Tekrar selamlar değerli Elektrik Port takipçileri. Teknik bir sıkıntıdan dolayı ara verdik. Umarım herkes ekranın başındadır. Erison'un tanımlaması diyorduk en son. Biliyorsunuz mekanik sistemlerin neredeyse tamamına yakını dizaynlarından kaynaklanan bir eğriye sahipler. Pompalar da bu şekilde. Erison'un tanımlaması dediğimiz fonksiyon pompaya ait eğrinin frekans konvertörü içine tanıtılarak birkaç noktası verilerek frekans konvertörünün pompanın hangi devirde ne kadar akım çektiğini hafızasına almasıyla ilgili bir olay. Buradaki Erison'un tanımlaması da nasıl çalışıyor? Açıkçası pompanız tam devirde çalışıyor. 50 Hz'e çıktınız. Türkiye'deki şebeke 50 Hz olduğu için. 50 Hz'de çalışıyorsunuz ancak istenilen basınç sağlanamıyor. Daha önce sağlanmış, yapılmış bir basınç. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? İşte hattınızda bir kaçak var. Bunu farklı şekillerde de yapmak mümkün. İşte pompanız tıkalı olduğunda hiçbir akış olmaması, no flow dediğiniz akış olmaması fonksiyonunda da gene aynı şekilde kullanıyoruz. Bunun için gerek ve yeter şart pompaya ait bilgilerin 3 ya da 4 noktadan frekans konvertörüne tanıtılması. Bu sayede pompanızın ömrü uzuyor, su kaybınız azalıyor. Sadece enerji değil ama su kaybının da tabii göze alınması lazım. Enerji tasarrufu sağlıyoruz. Pompanın veya sürdüğü bir fan safhanın bakım aralığı uzuyor. Gene faydalı özelliklerden bir tanesi de check valve lampası. Özellikle belli bir kota su basıyorsanız bu belli kota su basma işlemini durdururken hidrolik sistemdeki check valve'lerin vurmasını, zarar görmesini engellemek için bir check valve rampamız var. Bu burada şekilde görüyorsunuz. Bir normal bir rampayla başlıyorsunuz. Daha sonra bir check valve rampamız var. Sonra normal basınca geçiyorsunuz. Duruş verirken de normal belli bir yere kadar normal rampayla geliyorsunuz. Daha sonra rampanızın eğimi değişiyor, biraz yavaşlıyor check valve'in vurmaması için. Daha sonra check valve'in kapandığını alıyorsunuz ve ondan sonra tekrar hızlı bir şekilde kapatıyorsunuz. Bu iki noktadan eğimli bir rampa. Bu fonksiyonu kullanarak check valve'lerin ömrünü oldukça uzatıyorsunuz. Yağlama fonksiyonlarının kontrolü, bu da gene cihazın dijital IO'larını kullanarak yapıldığı bir fonksiyon. Bazı ekipmanlarda, özellikle egzoz gazı içeren bazı uygulamalarda yağlama gerekebilir. Dönme başlamadan bu yağlamanın bitmiş olması lazım. Aynı şekilde durduktan sonra da yağlamanın belli bir süre devam etmesi lazım. Ne zamana kadar? Hareket bitene kadar. Cihaz smart logic özelliklerini kullanarak çalışma öncesinde ve duruş sonrasında yağlama ile ilgili fonksiyonların güvenli bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Arkadaşlar son slaydımıza geldik. Bu slaydımızda ise bugün neler anlattık onun bir özeti var. İlk devreye almayla başlıyoruz. Devreye almada işte ne yapıyoruz? Motorumuzu tanıtıyoruz. Değişik motorları kullanabiliyoruz. Tekli çoklu motor uygulamaları yapabiliyoruz. 4 setup'ımız var. Birden fazla zonu kontrol edebiliyoruz. Daha sonra start verdik. Start verdikten sonra ön yağlama yapabiliyoruz. Start esnasında dragging dediğimiz biraz önce anlattığım fonksiyonu kullanabiliyoruz. Eğer boş bir boru varsa boru dolum modunu kullanabiliyoruz. Operasyon esnasında da otomatik enerji optimizasyonumuz eğer ama fonksiyonunu yaptıysak devrede oluyor. Gene yağlamayı kontrol edebiliyoruz. Kuru çalışma fonksiyonumuz var. Onu kontrol edebiliyoruz. Kinetic Backup Flying Start dediğimiz
kısa sürede elektrik kesintilerinde, enerji kesintilerinde kesintisiz çalışmayı sağlayan fonksiyonlarımızı devam ediyoruz. Sistemi durdururken de check valve rampası koruma sistemimiz var. Final rampası var. Çalışma sonu yağlaması fonksiyonunu kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde dragging fonksiyonunda başlangıçta kullandığımız gibi durduruşmada da kullanabiliyoruz. Değerli elektrik port takipçileri, ben Taner Eren. Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederiz güzel sunum için. Bazı sorular geldi, onları yanıtlamanızı rica edeceğim. Danfoss Drive sürücüleriniz pompalarda meydana gelen kavitasyon sorununa yönelik herhangi bir teşhis algoritmasına sahip midir diye bir sorumuz gelmiş. Şimdi kavitasyon öncelikle nedir? Kavitasyon pompalarda bildik tabiriyle suyun çiğnenmesi olayı. Evet, bununla ilgili tedbir olarak biz pompaları devreye alırken, eğer bizim ekibimiz devreye alırken minimum bir frekans tanımlıyoruz. Bu pompanın tipine, büyüklüğüne göre değişiyor. Efendime söyleyeyim 25 Hz, 27 Hz ile 35 Hz arasında değişebilen bir şey. Genelde pompa çalışmamızı kavitasyon sınırının üzerinde tutuyoruz. Yani suyu çiğneme frekansının üzerinde tutacak şekilde yapıyoruz. Bunu da önleme gibi bir fonksiyonumuz var. Çünkü kavitasyona düştüğünüz vakit şöyle bir senaryo oluşuyor. Motor yüksek devirlere çıkmasa dahi yük olmadığı için, bir su akışıyla yük olmadığı için bunu görüyoruz ve bir alarm fonksiyonumuz var. No flow dediğimiz bir fonksiyondur bu. Özellikle havalandırma sistemlerinde filtre tıkanıklığını tespit edebiliyor musunuz? Evet ise bu nasıl sağlanıyor? Bu iki şekilde sağlanıyor filtre tıkanıklığının tespit edilmesi. Bunlardan bir tanesi takdir edeceğiniz üzere filtreye monte edilmiş bir fark basınç sensörüdür. Fark basınç sensörü olması gereken fark basıncın ne kadar olduğunu cihaza bildirir. Belli bir eşik değerini aştığında filtre tıkandı hatası verilir. Bunun haricinde gene o fanın eğrilerini cihaza girebiliyoruz. Dolayısıyla eğer fan çalışmada cihazın olması gereken devirde normalden fazla bir akım çekiliyorsa cihaz bunu görüyor, eğrinin dışına çıkıldığını görüyor ve gene aynı şekilde filtre kirli alarmı verebiliyor. Düşük frekanslarda sürülen ekipmanlarda harmonik bozulumun iyileştirilmesi için sürücülerinizin darbe modülasyonu nasıldır? Tekrar sorayım. Yok, bu dün de gelen, dün akşam gelen bir soruydu. Şimdi bugünkü konumuz fan ve pompa. Fan ve pompada temin de bahsettiğim gibi belli zaten frekansların altına düşemiyorsunuz. Çünkü fan veya pompa bu frekansların altında akışkan geçişi sağlayamıyor. Temin de söylediğim gibi işte 25-35 Hz arası bir frekanstır bu. Dolayısıyla çok düşük Hz'ler yok. Ama genel anlamda söylediğiniz vakit özellikle durma hızına yakın hızlarda olan uygulamalarda frekans konvertörleri tetikleme paternini bir miktar değiştiriyor. Bunu da değiştirmesi lazım. Eğer bunu değiştirmezse IGBT kayıpları ve motordaki mıknatıslanma kayıpları oldukça fazla oluyor. Motoru ve frekans konvertörü adına bunu yapıyor. Ancak bunun harmonikle çok bir ilgisi yok. Şöyle söyleyeyim. Bizim cihazlarımızın içindeki DC bara kondansatörü sayesinde harmonikler belli seviyede tutuluyor. Ancak şu da bir gerçek ki harmonikler sunumda bahsetmiştim. Bizim baskılamamız %40'lara düşüren bir harmonik filtrasyon vardı akım harmoniğini. Güç düştükçe akım harmoniğinin yüzdesi düşen güç içinde artacağından dolayı harmonik seviyeleri bir miktar artar. Bu da 6 paslı sürücülerin genel bir özelliğidir.
İstenen debi miktarı pompalarda nasıl ayarlanıyor? Giriş veya çıkışta sürücü debi miktarını ölçüyor mu? Diye bir soru geldi. Şimdi istenen basıncı özellikle hidrolik sistemi dizayn eden teknik arkadaşlar söylüyorlar. Bir kere sistemin ona göre dizayn edilmiş olması lazım. Borularınızın, sistemdeki seri elemanların ve sistemdeki o basıncı sağlayacak pompanın uygun seçilmiş olması lazım. Tüketime göre. Bundan sonra istenen set basıncı ise bir duyar eleman vasıtasıyla, ki bu şu anda baktığınız vakit bir basınç transmitteri olmakta. Basınç transmitterinin de kritik devre noktasına tesis edilmesiyle sağlanabiliyor. Basınç transmitterinden bir geri besleme alıyoruz. Bu geri besleme sayesinde de basınç regülasyonumuzu yapıyoruz. Tabii ki bu regülasyon bir zarf içinde oluyor. Örnek vermek gerekirse 5,5 bara set ettiniz. İşte 5,3 ile 5,7 bar arasında bir salınım yaparak bunu sağlayabiliyorsunuz. Yani bunu daraltmak veya genişletmek mümkün. Bu tamamen sizin elinizde. VLT akua sürücülerinin boru hattındaki basınç dalgalanmalarına karşı aldığı önlemler nelerdir? Şimdi bu soruyu da aldım. Boru hattındaki basınç dalgalanmasından ne kastedildiğini bilmiyorum. Ama eğer mevzu regülasyonsa bir önceki soruya verdiğim cevap bunun için de geçerli. Kullanımdan kaynaklanan basınçla ilgili düşmeler, yükselmeler olabilir. Eğer frekans konvertörü kullanıyorsanız, frekans konvertörü basınç düşmesi esnasında frekans konvertörünün hızını arttırarak, motorun pompanın hızını arttırarak bunu kompanze eder. Aynı şekilde yükselme varsa da belli bir miktar düşürerek yükselmenin set değerlerine gelmesini sağlar. Bir PID çevrimdir bu. Esasında D elemanı yoktur, bir PI çevrimdir. Yani oransal ve integral aldığımız bir fonksiyondur. Ağırlıklı olarak geri bildirimli kullanılır. Yani bir transmitter vardır. Ama koşullar uygun olduğunda eğer iyi bir devreye alma, iyi bir parametrizasyon yapılırsa herhangi bir sensör olmadan da bu fonksiyon sağlanabilir. Debi ölçüm olarak evet kullanılabilir. Hatta bunu şeyde görebilirsiniz. Ekranda da görebilirsiniz. Ancak bu hiçbir şekilde bir ölçmeye veya faturalandırmaya esas teşkil etmez. Bir sorumuz daha var. VLT akua sürücüsü olası upgrade'ler ve çeşitli yasalar sonucunda gelebilecek yeni yatırım istekleri için uygun mu? Şimdi güncellemeler ve yasa değişiklikleri için gelebilecek yeni yatırım istekleri için. Şimdi güncellemeler kısmına cevap vereyim. Evet, dedik ki cihazlarımız artık mikroprosesör kontrollü. Bu demektir ki cihazlarımızın içinde bir yazılım var. Bu demektir ki nasıl ki cep telefonumuzun yazılımı her iki günde bir değişiyorsa, cihazlarımızın da yazılımı yaklaşık senede bir, 6 ayda bir değişebilir. Görülen lüzum üzerine değişir. Cihazlarımız update edilebiliyor. Yalnız update'in servis tarafından yapılması lazım. Bunu kullanıcı yapamıyor. Uygun cihaz ve uygun yazılımı olan bir bilgisayarla gelmiyor. Cihazın enerjisi kesilip update işlemi gerçekleştiriliyor. Bu mümkün. Yasalardan ne bahsedildiğini tam olarak anlayamadım. Birazcık daha net bir şeyler gönderebilirse ona da o konuya da cevap verebilirim. Bir sorumuz gelmiş. Mobil cihazlardan kontrol edilebilen sürücülerle ilgili bir çalışmanız var mı? Bununla galiba mobil uygulamalarla uzaktan sürücü kontrolünü kastediyor. Açıkçası benim o konuyla ilgili bir bilgim yok. Yani Ar-Ge departmanının uğraştığı bir şey olabilir. Ama tabii Ar-Ge'nin kendine ait bir mahremiyeti var. Şu anda bana ulaşmış bir bilgi yok. Ama şimdi doğruyu konuşmak gerekirse tehlikeli bir fonksiyon bana göre. Cep telefonunu kapan giden cihazı kurcalamaya çalışır. Ne derece efektif bir fonksiyon şey söyleyemiyorum. VLT Aqua Drive'ın kullanıldığı uygulamalarda sıralı pompa çalışma kontrolünü kaç pompaya kadar PLC kullanmadan sağlayabilir? Evet, bunu da sunumumuzda verdik. Eğer herhangi bir kart kullanmazsanız 3 pompaya kadar, 2 tane daha kartımız var. Biri 6, biri 9 pompaya kadar bunu kullanabiliyorsunuz.
6 ve 9 pompa için extended veya advanced dediğimiz kartlardan bir tanesini alıp ilgili slotlara takmanız ve sonrasında programlamanız yeterli olacaktır. Su ve atık su pompa uygulamaları için tasarlanan VLT AquaDrive'in merkezi sistemlere adaptasyonu sağlanabilir mi diye bir sorumuz gelmiş. Merkezi sistemden kasıt nedir bilemiyorum ama pompanın ve dahi fanın olduğu her yere monte edip bas sistemleri, eğer merkezi sistem bir bas sistemi düşünülüyorsa evet sağlanabilir. Bir sorumuz daha var, bu da enteresan. Arıtma tesislerinde en çok karşılaştığınız arıza türleri nelerdir? Bunlar hangi aksamalardan kaynaklanıyor? Nedenleri nelerdir diye bir sorumuz gelmiş. Şimdi öncelikle ben arıtmacı değilim. Arıtma tesislerine frekans konvertörü sağlıyorum. Dolayısıyla bu soruyu hangi derinlikte cevaplarım bilemiyorum ama frekans konvertörü açısından bakarsak arıtma tesislerinde sunumumda da bahsettiğim üzere sülfür gazının agresif bir etkisi vardır cihazlar üzerinde, cihazların metal üzerinde. Dolayısıyla bizim gördüğümüz en büyük etki bu. Bunu da cihazın koruma sınıfını ve kart kaplamayla belli bir yere kadar bertaraf edebiliyoruz. Ancak şu bir gerçek ki normal şartlar altındaki bir cihazın ömrü 10 küsür sene giderken, 15-20 seneler giderken arıtma tesislerinde eğer sülfür gazına yakın bir yerde cihazı tesis ettiyseniz işte anca 10 seneleri bulmakta danfos konulursa. Sorularımızın da sonuna geldik. Verdiğiniz bilgiler ve yanıtlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür güzel ederim. Sunumdu. Ben teşekkür ederim. Kaan Şen. Bir takipçimizden daha bir soru gelmiş son birkaç dakika içinde. Tabii. Soğutmada daha geniş kitleye hitap edebilmek için yerli endüstri kontrol cihazları üreten ENDA ile işbirliğinin getirileri nelerdir? Bu soruya cevap veremeyeceğim çünkü soğutma grubuyla ilgili bir cihaz değil. Soğutma grubunda sorumlusu ben değilim. Ama arzu ederse arkadaşımız firmamızı arayabilir. Firmada soğutma grubuna frekans konvertörü sağlayan arkadaşlarımızdan bilgileri alabilir. Tamamdır. Bu sefer kesin sorularımızın sonuna geldik. Tekrar teşekkür ediyorum sorularınız ve için. Değerli Elektrik Port takipçileri ve Cumartesi seminerinin daha sonuna geldik. Başka bir webinarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.